Yusuf abinin evindeyiz. Şöyle bir bulduğumuz şeyi, neyse işte, o burada şu an. Biz şöyle bir yere bir şey serdik. Bunu açacağız çünkü içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Yusuf abi, bıçak falan var mı? Bıçak var. Bir bıçak getirsen abi. Şunu keselim. Sağ olsun, iyi bir insan. Hiç böyle tanıdığımız diğer insanlar gibi. Ben çok insan tanıdım, açgözlü yani. Bunda Yusuf abi'de öyle bir şey yok. Neyse, elindekini paylaşmasını bilen insan. Allah razı olsun ya. Abi şöyle, şimdi bunun içinde ne olduğunu bilmiyoruz, tamam mı? Burada tabii katmanları bunun var ama. Şöyle. Bir şeyle bayağı sert ama. Şöyle bir dakika. Neymiş abi, zaten onu merak et. Telefonuna baksam. Telefonum orada da. Benim pilim mi? Yok. Arkadaşlar, burada hemen bir şey gördüm bak. Keşke bunu ben size gösterebilsem. Yusuf abi, istiyorsan sen çek beni. Telefonu alayım, sabit olmasın. Sen çek bizi. Hem bunu göster bak. Buradan hemen bir şeyler çıktı. Bilezik var galiba burada, bir tane köşede. Dur. Arkadaşlar, ben telefonu sabitlemiştim. Alıyorum. Sizi de göstermek açısından alıyorum. Bakın. Açtım. Bakın arkadaşlar. Şurada. Bak. Görüyor musun arkadaşlar? Şurada bir altın. Abi sen istiyorsan çek beni. Ben yavaş yavaş açayım. Şu biraz daha şeyden çekersen her taraf gözüksün. Ben yavaş yavaş açıyorum arkadaşlar bunu. Arkadaşlar, pantolonu mantolonu yırttık ya. Kilo aldık herhalde. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Kesmeyelim ki içinde bir şey varsa. Uf uf, bu ne ya? Oh, bu fena. Keselim hemen şunu. Arkadaşlar, ilk kez ben böyle bir şeyle karşılaşıyorum yani. O kadar araştırma yaptık. Gittiğimiz yerler oldu ama ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yalan değil yani. Artık ne derseniz bana bilmiyorum ama. Yusuf abi, gözün aydın. 3 tane burada. 3 tane burada. Çil çil. 3 tane. Allah razı olsun. Neden? İnşallah içinde de altın çıkar. Arkadaşlar, şu pisliği dökelim. Ah, ben. Evet arkadaşlar. Ah. Benim yerim ya. Gözüküyor mu oradan? Arkadaşlar görebilsinler yani. Bir şey saklamış gibi olmayalım. Neyse. Odur. Bak arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bunu tamamen neyse bu katmanını alalım. Yıllar. Tarihe dokunuyorum arkadaşlar. Şu an tarih. En az 300 seneden belki de fazla. Yani eskiden o babana verildiği zamanki gibiyse bu. Hiç açmamış zaten, belli. Olduğu gibi dönmüş neyse. Veya açmıştır veya aynı şekilde görmüştür, onu bilemiyoruz da. En az 450 sene. Belki de yani 300 senenin üstünde. Fazla. Arkadaşlar bak, kopmuyor zaten. Bu nedir ya? Bu nasıl bir şey? Yavaş aç, yavaş. Bir tane çıkarttım. Bir. Bu ne? İki. Zarar vermek istemiyorum abi de.
eskiden var ya, demek ki su almasın veya su almasın diye bir şey yapmışlar buna. Hani mum desek mum değil. Yani bu değişim içine kum su geçirmeyen bir madde yapmış işte bezle. İşte kum, içinde kum var arkadaşlar. Tüyler var, yani kıllar var, kum var, çakıl tarzı bir şeyler var. Artı yani mum, reçina gibi bir şey var artık. Neyse yani. Bakın ha, sertliğine bakın arkadaşlar, bak. Bak. Aha. Kırdık, neyse işte. Aha. Abi 3 tane mis gibi bileziğim var. Şöyle koyduk. Nedir ya? Bunu analiz yapma şansımız olsa keşke de. Bir yerde oturamıyorum ki ya. Şimdi Yusuf abi, bunu nasıl açacağız? Sen ne dersin? Onu sen başladın yavaş yavaş. Başladım. İçindeki ahşap gibi arkadaşlar. Sanki ahşap. Sanki ahşap oymuşlar. İçine bir şey var herhalde, bunun boşuna bu ahşap olur ki. İçine bir şey koymuşlar herhalde. Abi harita bunun içinde herhalde ya. Yok, harita var diye söylemiş zaten. Söyledi ya. Biz yine de babam olsun. Söyledi. Şey yapalım da. Her şeyi onda yazıyor dedi bana. Her şey. Benim Ermenicem yani biraz var ama yani senin gibi değildir. Yok, o kadar şeyim yok. Sen bakarsın. Bize de söyleyebileceğin bir şey varsa, özel değilse. Ahşap arkadaşlar, bu ahşap. Ahşap. O zaman da zaten ne ahşabı bilmiyorum. İmkanları. Kızılcık mıdır, gürgen midir, şimşir midir? Eskiden şimşir çok vardı. Suya dayanıklı biliyorsun şimşirler. Arkadaşlar üstünü bir kazıyalım da ne olduğunu bilelim. Bak kazıdıkça ahşabı yontabiliyorum. Bir şey çıkıyor ahşap yani. Neresinde ne var? İz var, delik var işte, neyse bakalım. Adamlar neler yapmışlar ya? Şuraya bak. Buna ebede billah su girmez ya. Öyle bir güzel yapmışlar ki. Şimdi ben yine de şöyle yapayım da. Şuraya bak. Bunu var ya, ebedi bir de denizin dibine at. Hiçbir şey olmaz. İçine hiç su girmez. İçindeki neyse inşallah öyle korunmuştur. Su girmemiş ama ahşap da şeyden yine de kendini şeyini kaybetmiş, özelliğini. Yumuşamış. Arkadaşlar videoyu bizim bu yaşadığımız heyecanı, bu duyguyu yaşayın arkadaşlar. Videoyu ileri sarıp da sonunu izlemek kolay. İstiyorsanız izleyin. Ama hiçbir zevk almazsınız. Sonuçta baştan sona izlesen video ne kadarlık video ki, o kadar zamanın gidecek. Yani bu duyguyu yaşayın. Güzel bir duygu arkadaşlar. Açın videoyu. Oturun karşısına, alın çayınızı elinize. Çürümüş ya, bayağı çürümüş, neyse. Tadını çıkartın arkadaşlar, bak. Bunu herkes yayınlamaz. Bu Define ve Arkeoloji kanalının farkıyla yayınlanan bir şey arkadaşlar, bakın. Daha bir şeyler bulduğum zaman aynı şekilde ben ne görüyorsam, neyi hissediyorsam aynı şekilde size aktarabilmek için ne gerekiyorsa yapacağım arkadaşlar. Bende kurgu yok arkadaşlar. Allah'a şükür gerek yok yani. Neyse o. Ben her gün var ya, izlediğiniz kanallar her gün bir altın bulurlar. Her gün define bulurlar. Her gün işte küp bulurlar. Her gün bir şey bulunur mu kardeşim ya? Kurgunun da bir şeyi var ya. Millet aptal mı? Madem her gün buluyorsun, bu işi niye yapıyorsun ya? İnsanlar, öyle bir insanlar var ki ya. Yapacak artık bir şey kalmamış. Ne yalan söyleyeceklerini bilmiyorlar. Benim öyle bir şeye ihtiyacım yok kardeşim. Ben her gün bir şey bulanlardan değilim. Daha bir şey bulamadım.
Bulunca size gösteririm. Kim de ne derse desin. Ben kimseyi kötülemiyorum. Herkesin kendi şeyi. Bakayım şöyle abi. Şu. Arkadaşlar, arkadaşlar şöyle. Kaç dakikamız kaldı abi? 10:40. 28. Bakayım şöyle. 28:40. Bakayım abi, bakayım. Tamam. 10 dakikamız daha var. Arkadaşlar şimdi ben istiyorsunuz ki bunu birden yere vur, parçala, kır, açam, öyle olmuyor. Sonuçta bir emek verilmiş. Burada bir şey var. Arkadaşlar sanki şuradan, sanki bakın şuradan aradan sanki bir boşluk var. Bak ben akşam o kadar eskimiş ki, bak ben yontuyorum. Şey gibi, bak bak bak. Bak içi sağlam gibi de dışı iyice çürümüş. O katmanın içinde olmasına rağmen çürümüş. Bak bak bak. Bak. Nasıl bir ağaç bu arkadaşlar? Bak bak bak. Bak ahşap sanki ikiye bölünmüş. Arkaya bakalım. Evet. Bak. Bak. Şuradan bölünmüş. Abi. Adada bir şey var burada. Şu falan. Bak. 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 Ahşap ne biçim bak çürümüş ya. Yılların abi. Yılların şeyi ya. Çürüdü. Bıçak da jilet ya. Maşallah. Arkadaşlar ben bunu yavaştan ufaktan böyle bir, az önce izlediyseniz o şeyi, katmanı, o kadar merak ediyorum ki bilezikleri unuttum ya. Aklımdan çıktı. İçinde ne var? Arkadaşlar şöyle, ya içinde ne var onu bilmiyorum ya. Açılmıyor. Bir de biraz da buradan deneyelim. O kadar güzel yapmışlar ki ya, böyle bir şey yok arkadaş ya. Vallahi billahi ya. O kadar güzel yapışmış ki şu ağaçlar bile birbirinden kırılıyor bak. Neyse. Bak. Bak arkadaşlar bakın. İzleyin arkadaşlar. Bak ben size her şeyi gösteriyorum bak. Ha. Hem görüyorum, gördüğüm şeyi siz de görün ha. Ha. Abi içinde bir şey var bunun ya. Bak. 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 Ha. Arkadaşlar bakın ya. Mumya ortaya çıktı. Abi bak 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 bak. Adam nasıl işçilik yapmış arkadaş ya. Aha. Aynı malzemede neyse. Bu nedir ya? Bu nasıl bir şey ya? Bu reçina desek reçina değil. Yani bu kıl, toz, kum, çamur, işte ne bileyim muma benzer bir şey. Bu değil de değişik bir şey ya, bu anlamadım ya. Ben bunu bak arkadaşlar bak. Abi sen ne istiyorsan bunun içinde işte istediğin şey. Sana denilen şey. Yusuf abi hiç sesin çıkmıyor. Hayrola. Ne düşünüyorsun? Sana da selam söylüyorlar arkadaşlar. Seni de seviyorlar. Sevenlerin oluştu. Selam söylediler. Selam bilincisin dediler. Bize de selam söylesin dediler. Aleyküm selam. Selam söylesin. Bak. Arkadaşlar şöyle açalım. İçinde ne var? Çok güzel korunmuş ama bunun içinde ne varsa. Korunmuş derken morarmış. Neyse deri herhalde bu deri. Deriden. Bak. Yusuf abi.
Neyse. Deri. Deri gibi bir şey abi bu. Kağıt değil. Kağıtla deri karışımı. Çok acayip kokuyor ya. Vallahi çok acayip kokusu var. Hiçbir şeye benzetemiyorum hani bu kokuyu. Biraz şey olmuş ama, deforme olmuş ama. Yine de. Deri arkadaşlar, deri gibi bir şey arkadaşlar bu. Yusuf abi açıyorum. Bunu böyle ben şöyle açalım. Deforme olmuş arkadaşlar ama yine de belli yani burada. Çok kalın çizgileri var. Harita abi arkadaşlar bu. Bak. Yırtılmış bayağı bir. Deforme olmuş. Şöyle şöyle bakayım. Şurada da arkadaşlar yazıları var. Şurada bak. Şurada yazıları var. Sevgili yıllar işte ne hale gelmiş. Nerede? Ne umutlar ne yemekler. Sen haritayı şey yapma istiyorsan abi. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar gerçek define haritası. Kurgu yok, yalan yok, hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın gerçek bir kişi yani Yusuf abinin bildiği bir kişinin Yusuf abilerin ailesine bıraktığı bir define haritası arkadaşlar. Kendisi yapmış herhalde bunu belli. Çok eskiden deforme olmuş her tarafı ama yine de belli yani şeyleri. Abi sen bunu okuyabilir misin Yusuf abi? Sonuçta ben Ermenicem var ama hani bu eski yazıyla bayağı bir şey olmuş çıkartamıyorum. Sen ben seni çekeyim sen buna şey yap abi. Fazla da şey yapma. Deri bu. Deri bir şey olmaz da gerçi. Sen ona göre aç. Şöyle ben çekeceğim abi seni. Yazı arka taraftaki yazısı var. Arka taraftaki yazısından. Arka taraftakinden. Bir bak. Bize söyleyebileceğin bir şey varsa. Yere koy abi istiyorsan. Ayaklarım ağrıdı. Hey, ne yemek yapılmış şöyle bakayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şuna bakın arkadaşlar ya. Ne yazıyor abi? Haç işareti. Burada haç koymuş. Duygulandı herhalde ya. Bir şey diyemiyorum adama da sonuçta. Herhalde duygulandı arkadaşlar. Bir şey demedi bana ama gözleri doldu ya. Ne okuduysa ne yazıyorsa. Benim o kadar Ermenicem yok arkadaşlar. Birazdan soracağım ama. Yüzyılların şeyi ve emeklerle yapılmış. Arkadaşlar tekrar ben makinenin hafızası doluyor. Tekrar hafızayı boşaltıp tekrar çekim yapacağım, devam edeceğim. Videoyu durdurmuş değilim, bilginiz olsun arkadaşlar. Ekipman konusunda yeterli değilim. O yüzden elimde olan ekipmanlarla yapmaya çalışıyorum bunu. Şimdi ne kadarımız var? Bir 7 dakikamız var. 7 dakika sonra tekrar şey yapacağım. Videoyu duraklamış gibi olacak ama duraklamayacak. Ben sadece hafızayı boşaltıp tekrar çekim yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bir gelsin ellemek istemiyorum şimdi. Ne? Gelsin de kendisine soralım. Ayıp olmaz. Demin bir şeyler okudu oradan.
Herhalde duygulandırdı herhalde onu, çaktırmadı bana ama ben öyle anladım arkadaşlar. Kolay değil ya. Gerçekten kendi ailenizden biri bu şekilde size yapıp yıllar önce sizi düşünüp böyle bir şeyler bıraksa, gömse ve bir şeyler yazsa. Belki de hani özel bir şeyler de vardır belki. Orada çünkü yazı var. Bayağı bir yazılmış bir şeyler. Ben fazla ellemek istemiyorum ama. Arkadaşlar derin hale gelmiş ya. Ben anlamıyorum pek. Şey yapmak istemedim. Baksak mı ama ayıp olur, adamın evindeyiz sonuçta. Bize yakışmaz. Gelir şimdi herhalde. Şöyle oturalım da. Üstüm başımı hep yırttım ha. Hayırlı Yusuf abi. Bir şey mi var? Bir şey mi oldu? Abi ne yazıyor orada? Burada. O, yani çok özel bir şeyse şey yapmaya gerek yok ama hani Aslında özel. Hani her şey aile bize ait bir şey de. Şöyle sana söyleyeyim. yani genel olarak Her şeyi söylemek gerekmiyor ama bazı şeyleri söyleyeyim sana. Şimdi burada diyor ki bizim dere, orada iki dere var burada. Nehir gibi büyük bir dere Tamam. var. Ben oraları iyi biliyorum. Hı. Burada diyor ki derenin birinde diyor Hı. derenin birinde diyor çok büyük çok büyük çirkin bir taş var diyor. Bir tarafı yası böyle Ne kadar büyük girintili mesela yani? Ne çok kadar? büyük. Çok Mesela çok büyük yani. ha. Çok büyük yani. Bu insan ile bir aracı ile kaldırılacak bir şey değil yani. Bayağı büyük. Tamam. Ve orada diyor iki tane hac resmi var diyor. O şeyde. Kayada Ama mı? taş olduğu dereyi ben biliyorum. Yani diğer dereyi çıktın mı o dere sağlam olmuş oluyor. Ben bildiğim yer. Oya gidersin diyor. Tamam mı? Orada iki tane hac resmi var diyor. Kayada mı? Kayada, Hı. o büyük dediğim kayada. Orada diyor siyah bir horozu kesip Hı. sıcak yeni kendi kanını Hı. hemen o haca değil de hacın yanında bir yası yani düzlemede taşın indili çingitli yerleri var ya Aha. düzlemesi de var. Hı. O düzleme o kanı sürdün mü diyor Hı. hacın bir tanesi yok olacak. İki tane maç var İki orada. tane hac var. Hı. Yani burada da aynı yazıyor. Hı. İki tane hac var. Hı. O taşın yani haca sormuyorsun. Diğer taşa yani o Hı. kadar bilgi vereyim sana. Anladım, Diğer bana bir anladım. şey sorma yani. Tamam, anladım, anladım. Yok, tamam, o Yani kadar detaylara girmeniz gerek o yok. bize ait bir Tamam, şey diyor. yani bu Aynen. büyülü mü yani? Ne? Tılsımlı Bu bir mı bu? dakika. Sürersin diyor. Hı. Oradan sonra diyor. Hacın bir tanesi gider diyor. Kaybolacak. Kaybolacak diyor. Tamam. Yani siyah horozun kanını diyorum. Hı. Kaybolacak diyor. Kalan hac diyor. Hı. Malzeme 3 tane. Değerli malzeme orada. Ha. Bunu da çözmek için Hı. tamam mı? Şurada bir yazı var. Sen okuyor musun? Bilmiyorsun. Ben pek Bunu bilmiyorum. duyu bozmak için yani. Anladım, Yani anladım. Ha, onu orada var yani. yoksa yaklaşamıyorsun. Tamam mı? Burada böyle şey var. Anladım, anladım, anladım. Fazla Eskiden vardı belli değil zaten. ama Var, var var, yani. var. Evet. Çünkü okuduklarım ona şey yapıyor. Anladım. Ve o zaman Peki diyor orada yazıyor mu o neyi okuyacağım veya neyi Tabi tabi söyleyeceğim? tabi her şey yazıyor ama sen okuyamazsın bu şey yani. Anladım. Yani sen okuyamazsın. Ve malzeme, 3 tane malzeme orada alabilirsin diyor. Hani oralar ben bildiğim bir yer yani. Bilmesem şu Anladım. yazıyı da hani görünce orasını tercih etmiş artık. Neden tercih etmiş bilemiyorum Tabii zaten eskiden çok büyük köklü kayalara veya yani. yok olmayacak yerlere yapılır. Bunlar ki eskiden sonraki şeyde Dengesiz bulunsun. yerlere Tabii ufak bir bırakmış. taşa yapsanız yarın öbür gün taş kayacak, yok olacak. İnsanlar gelmesin. Yani insanın Zaten giremediği öyle bir yer burası. tılsım varsa zaten kimsenin onu alma şansı yok zaten ya. Öyle bir şeye sağ olsun yani. Ama ben hiç böyle bir bu duruma gelip de böyle
hani bir duygusal yaşayacağımı bilmiyorum. Bu anda yani çok şey oldu. Ben anladım abi, anladım da yani herhalde ki eskiden senin kanından, senin akraban seni, sizi düşünmüş eskiden mesela, o kadar yoklukta, bu kadar, zorlukta. Bu kadar parasızlık çekmişim. Hani halen daha ihtiyacım var ama böyle bir şeyleri hani hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim. Abi nasibinse bak, sizin zaten nasibinse gidip bir şey bulabilirsek araştırma yapacağız bunu. Arkadaşlar gidip bize isterse hani, derse ki beraber yapalım, beraber gideriz, bakarız. Elimden gelen neyse yardım yaparım. Bir şey bulunacaksa, bir şey bulabilirsek. Bak, bunları mesela o zamanın imkanlarında neler yapmışlar baksana. Şuna baksana. Ne maddede bu belli değil. Su geçirmeyen bir şey. Vallahi öyle bir güzel korunmuş ki bak, biraz deforme olmuş. Kendi neminden, rutubetinden galiba. Yok şey olmuş, o deri, değişik bir deri o ama. Yazılar biraz karışmış ama okunuyor. Sen bir çözersin abi onu da. Ha. Yani eskiden ne emeklerle yapılmış arkadaşlar bunlar. Bak hiç şöyle de düşünmüş. Bak görüyor musun? O şu bilezikleri de mesela bırakmış oraya. Hani acil ihtiyaç için herhalde bırakmış, evet, senin evet, için. Evet. Onu hemen acil ihtiyaç. Yani onu hani yani en azından o, onun en azından şunun bizi götüreceği yerin boş olmadığını ben o şekilde anladım, evet, zaten. Evet. Zaten onu şey yapmışlar. Anladım yani. Yani boş değil yani. O şey. Ama orada büyü var işte. O büyü burada yazıyor. Yani kimse okuyamaz. O okuduktan sonra oradaki malzemeyi, üç çeşit malzemeyi alabiliyor. İnşallah bir dediğimiz gibi sonuca ulaşırız. Arkadaşlar şu an videomu ben sonlandıracağım. Çünkü zaman olarak artık şeyim makinede, yani çektiğim, çekim yaptığım kameranın hafızası çok az, yetmiyor. Ondan dolayı sonlandıracağım. Sağ olasın Yusuf abi, sen bizi böyle çağırdın. Bu duyguları, bu güzel seninle beraber bu şeyi yaşadık. Bu zaten yeter bize. İnşallah ben yardım edebilirsem elimden geldiğince sana yardım edeceğim. Sen de istiyorsan gelirsin, beraber bir şekilde bakarız. Bir şey çıkacaksa da neyse arkadaşlara da gösteririz. Sen de alırsın nasibin neyse. Sağ ol, teşekkür ederim. Senin sayende. Ben eyvallah abi, ne demek. Bu kadar şey olacağını da düşünmedim. Bak mesela geldik, birkaç defa görüştük. Daha önceki videolarımda iki tane video çektik galiba seninle. Ben gerçekten hani eskiden beri tanıyormuş gibi sana ısındım yani gerçekten. Ben de, Allah razı olsun, sağ olasın. Ben de sizi inceledim sağ yani. Olasın. Sağ olasın. Herhangi bir takip ettim. Herhangi bir yok, bizim bir yalandan var. Çekimler, başka arkadaşlar gibi yalandan şeylerle işimiz olmaz arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. Rahat benim, bir şekilde. Sen de benim gibi paraya fazla önem vermeyen olursa kullanırsın. Ya abi virüs diye bir şey çıktı. Demek yarın şey, en basiti mesela. O kadar kişi yani. Öldü. Neyin ne olacağı belli değil arkadaşlar ya. Demek şey gerek yok. Artık buralı oldum yani. Ben neyse Yusuf abi, benim zamanım tamam. Bitiyor. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Allah razı olsun herkesten. Ben videoyu sonlandırmak zorundayım şu an. Diğer videolarımı da takip edin. Bunun devamı gelecek arkadaşlar. Herkese Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.